Arkadaşlar herkese selam. Yine birlikteyiz. Biraz arada başka konulara girdik. Yeşilçam'ı bıraktık, Türk sinemasını bıraktık. Biraz güncel olaylardan bahsettik daha evvel. Ama bu bölümde kısa da olsa Türk sinemasındaki, Yeşilçam'daki kovboy film furyasından biraz bahsetmek istiyorum. Aslında kovboy film furyası 1966'da Yılmaz Güney'in Kovboy Ali filmiyle başlamış. Tam bir kovboy filmi olmasa da Anadolu kovboyu olmuş Yılmaz Güney. Güzel bir film. O zamanlar için tabii çok güzel bir film. Ondan sonra 1967 senesinde aslında kovboy filmlerinin başlangıcı diye kabul ediliyor. Cüneyt Arkın'ın oynadığı Ringo Kid'ti galiba. O film var. Ondan sonra da benim bahsedeceğim 1968'de çekilen Maskeli Beşler ve Maskeli Beşler'in dönüşü var kovboy filmi olarak. Bu Maskeli Beşler ve Maskeli Beşler'in dönüşü aynı anda çekilen iki film halinde beyaz perdeye geldi. Önce Maskeli Beşler geldi, sonra Maskeli Beşler'in dönüşü geldi. Aynı kadro, aynı konu ama iki film halinde. Yaklaşık iki filmin uzunluğu da beraber çekmişler. 3 saat falan sürüyor. Maskeli Beşler'de her zaman olduğu gibi yönetmen Türk sinemasına fantastik filmleri getiren Yılmaz Atadeniz. Görüntü yönetmeni Rafet Şirner. Maskeli Beşler'de Tamer Yiğit, Yılmaz Köksal, Süleyman Turan, Yıldırım Gencer, Erol Taş, Danyal Topatan, hatta Aydın Tezel, Kudret Karadağlar ve sayamayacağım bir sürü oyuncuyla çekilmiş bir film. Selma Güner'i de var. Filmin konusu Amerikan İç Savaşı'nda geçiyor. Meksika sınırında geçen bir hikaye. Temposu hızlı bir film. Devamlı bir hareket, bir aksiyon var. Maskeli Beşler'in karşısında Erol Taş var. Adamları Danyal Topatanlar vesaire. Türk kovboy filmlerinde en çok kullanılan ismi kullanmış Ramon. General Ramon'un adı General Ramon. Diğer filmlerde de dikkat edersek bu Ramon adını çok görüyoruz. General Ramon son derece acımasız. Ondan bundan halktan haraç toplayan, kadınları kaçıran, devamlı eğlence alem yapan, gaddar bir adam. Oradaki sınır boyundaki insanlara kan kusturmuş bir adam. Maskeli Beşler buna karşı savaşıyorlar. Maskeli Beşler daha düzgün, halkın sevdiği, onları koruyan bir grup. Bu grubun içerisinde o 5 kişinin çeşitli isimleri var. Kiminin yakışıklı, kiminin korkusuz, kimi çelik, kimi resim. Süleyman Turan mesela resim çocuğu. Babam çeliği oynamış. Tamer Yiğit yakışıklıyı oynamış. Efendime söyleyeyim. Güzel bir film çıkmış ortaya. Maskeli Beşler'in bir özelliği de şu. Gittikleri yerlerde kavga dövüşten sonra 5 tane kurşun bırakıyorlar. Yani Maskeli Beşler'in işareti o. Karşılarındaki Erol Taş her zamanki gibi o pis gülüşlü, acımasız, gaddar
Ramon. Bunlarla bu iki grup arasında müthiş bir mücadele var. Hiç durdurak bilmeyen. Bu arada vali var bir tane. Vali de Aydın Tezel oynuyor. Kızı da Selma Güner'i. Ramon rahat durmuyor tabii. Kızını kaçırıyor. Maskeli beşler peşine düşüyorlar. Kızı kurtarıyorlar. Ve film böyle devamlı bir aksiyon halinde devam ediyor. O zamanlar için tabii 1968 senesinde siyah beyaz çekilen bir film bu. O şartlara rağmen, o günkü şartlara rağmen bence gayet aksiyon olarak doyurucu bir film. Oyuncuların hepsi rollerinin hakkını vermişler. Burada bununla ilgili de tesadüfen İstanbul'da iş yerinde bir gazeteci vardı. Turgay Renkli Kurt diye. O zaman Akşam Gazetesi'nde spor yazarlığı yapıyordu. Ben de futbola falan çok meraklı olduğum için sohbet ederdim onunla rast geldiğim zaman ara ara. Hatta birkaç ödül falan da aldı bu konuda. Şimdi ne yapıyor bilmiyorum. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? İnşallah hayattadır. Çünkü eski gazetecileri artık göremez olduk. Spor yazarları, gazeteciler çok değişti. Yani onları çok severdik biz ama maalesef piyasadan silindiler. Onunla sohbet ederdim. Sonra bir gün babam rahmetli olmadan evvel bir akşam oturuyoruz. Ben de ya dedim şeye rast geldim. Ara sıra rast geliyorum, sohbet ediyorum. Turgay Renkli Kurt var dedim. Aa dedi nereden tanıyorsun? Dedim tesadüfen böyle böyle. Ya dedi o dedi biz maskeli beşleri çekerken spor hocalığı falan yapıyordu herhalde. Gelip bize bazı hareketler gösterirdi dedi. Bizi çalıştırır dedi. İşte bir sahnede köprünün üstünden, üst geçitten giden bir trenin üstüne atlayacaklar. İşte Süleyman Turan atlayamamış, onun gözü kesmemiş falan. Gelir dedi, bizi çalıştırırdı dedi bu tür hareketler için dedi. Böyle tesadüfen de bir şeyimiz oldu. Ondan sonra ben bir daha Turgay Renkli Kurt'u görüp de ya böyle böyleymiş, seninle sohbet ediyoruz. Ama bakın babam da böyle böyle beraber çalışmışsınız, onlara yardımcı olmuşum falan deme fırsatım olmadı. Kendisini de bir daha göremedim. Şeyden açtık, kovboy filmlerinden. YouTube'da var, Maskeli Beşler de var, Maskeli Beşler'in dönüşü de var. Hatta geçen bir ara okurken bazı seyirciler keşke bulsam da seyretsem falan demiş. Var orada. Epey de iyi seyredilir. Ben tekrar seyrettim. Bir sefer televizyonda yayınlanmıştı. O zaman da seyretmiştim. Sonra YouTube'dan da seyrettim. Yani fena değil. Seyredilecek bir film. Ondan sonra tabii Türk sinemasında bir sürü kovboy filmleri çekildi. Ama eskiler her zaman nedense daha iyi oluyor sanki. Sonra biliyorsunuz bu Maskeli Beşler ismi geldi günümüzde Türk sinemasında komedi filmi olarak Maskeli Beşler Irak'ta, Maskeli Beşler Kıbrıs'ta falan diye komedi türünde çekildi. Ama Maskeli Beşler'in gerçeği 1968'de çekilen o iki filmdir. Yine sağ olsun, Allah ömür versin, Yılmaz Atadeniz bence Türk sinemasına bu tür filmlerle çok şey katmıştır. Fantastik film diyoruz hepsine. Ama gerçekten güzel filmlermiş. Ona bakarsanız kovboy filmleri her ne kadar Amerikan menşeli olsa da yani gerçek kovboylar orada da olsa biliyorsunuz İtalyan westerni, spagetti westerniye çekilir. O çeker, bu çeker. Kovboy filmleri dünyanın çeşitli ülkelerinde sinemacıların ilgisini çeken bir konudur. Ve biz de bunu elimizden geldiği kadar Türk sinemasında işlemeye çalışmışız.
Şimdi çekilse ne kadar olur, ne olur bilemem ama o zamanın tadı da başkaydı. Düşünebiliyor musunuz? Şeyde o yazlık sinemaların bütün Anadolu'yu sarıp da insanların akın akın o yazlık sinemalara gittiğinde herkes sokakta asılı afişlere bakardı. Tahtaların üstüne şey çakarlardı afişleri. İşte bu akşam ne oynuyor? Bu akşam işte Maskeli Beşler. Şahane bir kovboy filmi. O sinema salonları hınca hınç dolar, o yazlık sinema salonları. Hatta onun devamı gelecek mi diye beklerler. Devamı gelir, Maskeli Beşler'in dönüşü, haydi bir daha gidiyoruz falan diye. Halkta büyük merak uyandıran, tabii ki o zamanın şartlarında başka eğlence, doğru dürüst eğlencesi olmayan insanlar için bence Yeşilçam bir ve yazlık sinemalar, normal sinemalar bir tapınak gibiydi. Giderler orada bütün işlerindeki kahramanlıkları, üzüntüleri, sevinçleri o sahnede beyaz perdedekilerle beraber paylaşıp mutlu bir şekilde evlerine dönerlerdi. Çok güzel günlerdi. Ben de yazlık sinemalara gittim. Hatta Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi'nde Ayşem Sineması vardı. Daha önce de bahsetmiştim, yazlık sinema. Oraya gidip de bir kese kağıdında çekirdek alıp bir de 7 gün gazosu alıp orada film seyretmek gerçekten çok güzeldi. Ama daha güzel olan yerler de vardı. Daha iptidai semtlerde, daha banliyölerde olan sinemalarında gerçekten tadına doyum olmuyordu. Daha iptidai, daha basit ama insanların Yeşilçam'ı daha çok yaşadıkları yerlerde oralar. Şimdi maalesef hiçbir şey kalmadı. Şimdi sinema salonları da değişti biliyorsunuz. Cep sinemaları yaptılar. 7 tane sinema salonu var. İnsanların eğlenecek, bazı şeyleri paylaşacak bir sürü imkanları var artık. Keşke öyle kalaydı. Ama hiçbir şey olduğu yerde durmuyor. Muhakkak zamanla her şey değişiyor. Sinema da değişiyor, sinema salonları da değişiyor. Onlar, oynayanlar da değişiyor, biz de değişiyoruz. Zaman her şeyi silip götürüyor. Bugün bir şey okumuştum. Nostalji deriz hani. Nostalji, insanın dönmek isteyip dönemediği ve bundan üzüntü duyduğu olaylar nostalji. Biz de şimdi bunları anlatıyoruz. Kovboy hikayelerine devam edeceğiz. Birkaç tane daha var. Mesela babamın oynadığı var. Çelik Bilek var. Yine Kovboy Ali'de beraber oynadılar Yılmaz Güney'le. Bizim Sakarya'da çekilen Şafak'ta Silah Sesleri var. Batı'da Ölüm var. Seyyal Taner'le oynadığı. Cüneyt Arkın'ın Yumurcak'la oynadığı bir film var. Yani kovboy filmleri bakımından zenginiz. Yine arada bu konuyu açarız. Fena da olmamış hani. Yani hep kovboy John Wayne mi oynayacak? Biraz da bizimkiler oynasın demişler. İyi de olmuş diye düşünüyorum. Seyretmediyseniz bakın, YouTube'da var. Seyredebilirsiniz Maskeli Beşleri. Şimdilik bu kadar. Yine sizi fazla sıkmak istemiyorum. Sohbetler ne kadar kısa olursa, hani daha önce de bahsetmiştim ya, çok muhabbet tez ayrılık getirir diye. Muhabbeti kısa ve tadında bırakırsak daha iyi olur. Ama sık sık çekersem daha da iyi olur diye düşünüyorum. Bundan sonra öyle yapmayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Havalar soğudu, birden kışa girdik. Yani yazdaydık, ertesi gün kış oldu. Çok acayip bir geçişe uğradık. Bayağı yerlerde de sel felaketi var. Oralarda oturan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz varsa hepsine geçmiş olsun. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.